Seçim dönemlerinin ardından genellikle çok duyduğumuz bir kelime var: mazbata. Arapça kökenli olan kelime Osmanlı döneminden beri kullanılıyor. Ancak mazbata hakkında birçok yanlış algı ve bilgi de var. Biz de mazbata kimlere verilir, ne zaman verilir, nasıl ve kimler tarafından verilir gibi sorulara cevap niteliğinde bu videoyu hazırladık. Mazbata resmi yazışmalarda tutanak, rapor anlamına geliyor. Bizim seçimlerden sonra sık sık duyduğumuz anlamdaysa bir seçim heyeti ya da kurulunun seçilmiş kişiye verdiği ve o kişinin seçildiğini gösteren imzalı tutanak anlamına geliyor. Yani bu imzalı tutanağı yani mazbatayı alan kişi resmi olarak seçilmiş oluyor ve göreve resmi olarak başlayabiliyor. Cumhurbaşkanına, milletvekillerine, muhtarlara, belediye başkanlarına, Danıştay, Sayıştay ve Yargısay üyeliği gibi görevlere seçilenlere veriliyor mazbata. Mazbatasını teslim alanlar görevine başlayabiliyor. Tarihte saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecit Efendi'ye Büyük Millet Meclisi tarafından mazbata verildiği biliniyor. Mazbata seçimi resmi olarak yapan kurum tarafından teslim edilir kişiye. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde YSK tarafından yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilir. Peki muhtarlar mazbatalarını nasıl alır? Madde 25. Oyların sınıflanması yapıldıktan sonra seçim komisyonu tarafından bir mazbata yapılarak yerin en büyük mülkiye memurluğuna verilir. Bu mazbata da seçimin başlama ve bitme tarihi, sandığın ne zaman ve kimlerin önünde açıldığı, oy pusulalarının kaç tane çıktığı ve seçim defterindeki adların kaç tanesinin karşısına imza veya işaret konulmuş ve kaç adın karşısı boş olduğu, oy pusulalarından kaç tanesi ne sebeple geçer sayılmadığı, geçer sayılan oyların sınıflanması sonucunda hangi adların en çoktan en aza doğru kaç oy kazandığı, muhtarlığa asıl ve yedek üyeliklere kimlerin ayrıldığı, seçimin kanuna aykırı yapıldığı mahalle halkından biri tarafından haber verilir veya ireli sürülürse bunun neden ibaret olduğu gösterilir. Madde 26 ise şöyle der. Mahalle muhtarlığıyla ihtiyar kurulu, asil ve yedek üyelerinin seçimi il merkezine bağlı yerlerde, valinin ve ilçe içindeki yerlerde kaymakamın onamasıyla kesinleşir. Seçim mazbatası kesinleştikten sonra dosyasında saklanarak tasdikli bir örneği iş gördüğü yerde asılmak üzere muhtara gönderilir. Yeni yeni videolarda görüşmek üzere.